Sevgili seyirciler, İnşaat TV'den herkese merhabalar. Bugün Sefaköy'deyiz, EKB mühendisliğe konuk olduk. Yanımda EKB uzmanı Mesut Yalavuz Bey var. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mesut Bey bize biraz EKB mühendislikten ve kendinizden bahseder misiniz? Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra EKB mühendisliği açtık. Bu büroda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her yerine enerji kimlik belgesi ve danışmanlık faaliyetlerimiz var. Bu kapsamda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Enerji kimlik belgesi diye bahsettiniz EKB. EKB tam olarak nedir? Enerji kimlik belgesi binaların enerji performansını, enerji sınıfını ve karbondioksit salınım sınıfını gösteren bir sertifikadır. Bu sınıflandırmalar A'dan G'ye kadar 7 tanedir. Yani A, B, C, D, E, F ve G sınıflandırmalarından birinde olmak zorunda enerji sınıfımız. Bakanlığın yayınladığı BEP yönetmeliği, yani bina enerji performansı yönetmeliğine göre yeni binalarda minimum enerji düzeyi, enerji sınıfı C sınıfı olmak zorunda. Yani C sınıfının altındaysa binanın enerji performansı, o bina enerji kimlik belgesi alamıyor. Dolayısıyla yapı kullanım izni de alamıyor. Bu yeni binalar için böyle. Mevcut binalar içinse böyle bir sınırlama yok. Mevcut binalarda G sınıfı dahi çıkabilir. Yeni binalarda böyle tasarruf anlamında bu şekilde bir düzenleme yapılmış. Mesut Bey, EKB'nin yasal dayanağından biraz bahseder misiniz? Tabii. 5627 sayılı enerji verimliliği kanunumuz var. Ve 2008 yılında yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan BEP yönetmeliği, yani bina enerji performansı yönetmeliği var. Enerji kimlik belgesini zorunlu kılan yönetmeliğimiz bu, yani BEP yönetmeliği. Bu yönetmeliğe göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren belediyelere ruhsat için başvuran bütün binalar enerji kimlik belgesi almak zorunda. Bu tarihten itibaren ruhsat için başvuran binalar yeni binalar olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önceki binalar ise mevcut binalar, yani eski binalar olarak adlandırılıyor. Yeni binalar enerji kimlik belgesini almak zorunda olurken mevcut binalar için şu an öyle bir zorunluluk yok. Fakat 2017 yılına kadar süre tanınmış mevcut binalar için. 2017 yılında bütün binalar enerji kimlik belgesine sahip olmak zorunda. Peki enerji kimlik belgesini hazırlarken bir yazılımdan yararlanıyor musunuz? Tabii, enerji kimlik belgesini hazırlarken BEPTR yazılımından faydalanıyoruz. BEPTR yazılımı, bina enerji performansı yönetmeliği gereğince hazırlanan bir yazılım. Bu işin takibi, programın takibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın EKB uzmanlarına verdiği kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla programa giriş yapılarak enerji kimlik belgesi hazırlanıyor. Bu kullanıcı adı ve şifre EKB uzmanlarının sertifika ve kurslar sonucunda bakanlığa başvurarak elde ettiği bir kullanıcı adı ve şifre. Bunlar olmadan programa giriş yapılamıyor ve program online olarak kullanılıyor, yani internet üzerinden. Bunun da sakıncaları da var, çünkü aynı anda çok fazla kullanıcı girdiği zaman program çok yavaş çalışmaya başlıyor. Bu da yapacağımız için teslim süresini geciktiriyor, onları etkiliyor. Bu açıdan önemli bir sorun teşkil etmekte bu. Bazen birkaç gün giremediğimiz de oluyor programa. Programa kullanıcı adı ve şifreyle girdikten sonra programın içerisinde binanın ön bilgilerini giriyoruz. Önce Aldapafta parsel bilgileri, binanın yapı sahibinin bilgilerini ve binanın tipini, yani apartman mı, hastane mi, okul mu, AVM mi, bunları giriyoruz. Bunları girdikten sonra binanın ısı köprülerini seçiyoruz. Isı köprüsü dediğimiz şey, binanın dış kabuğundaki yalıtım en dışında mı veya iki tuğla arasında mı veya farklı çeşitlerde yapılmış yalıtım varsa binanın veri tabanında kayıtlı olan sistemlerden birini seçerek giriş yapıyoruz programa. Bunların her biri binanın performansını etkileyecek önemli parametreler. Bunların dışında kolonların olduğu bölgedeki ısı yalıtım nasıl, balkonların olduğu yerlerdeki ısı yalıtımlar nasıl, çatılardaki, zeminlerdeki hepsine bu kısımda giriyoruz. Bu kısımda girdikten sonra geometri kısmı var, binanın mimari kısmının girildiği kısım. Zaten 3 ana kısımdan oluşuyor program: geometri, mekanik ve aydınlatma kısmı. Geometri kısmında binanın kat formunu giriyoruz ilk başta. Kat formu, binanın katının şeklinin dikdörtgen mi, L şeklinde veya farklı formlardan olduğunu bize soruyor. Bunun ölçüleriyle beraber girdikten sonra binanın içinde zonlama yapıyoruz. Zonlama dediğimiz şey, binanın içerisinde oluşturduğumuz bölümler, program aracılığıyla oluşturduğumuz bölümler. Örneğin bir binanın giriş katına girdiğiniz zaman içeride merdiven ve sağında solunda birer daire olduğunu farz edelim. Bu merdiven kısımları genelde ısıtılmayan alanlar oluyor.
Merdiven kısmına bir zon olarak giriyoruz. Diğer dairelerin her birine ayrı birer zon olarak giriyoruz. Merdiven kısmı ısıtılmayan zon olarak, diğer daireler ise ısıtılan zonlar olarak. Zaten daireyi seçtiğimizde ısıtılan zon olarak kendisi programı kabul ediyor. Bu şekilde zonlama yaptıktan sonra programın içerisinde odalar oluşturmamız gerekiyor. Projedeki odaları bu şekilde giriyoruz. Odalar da yine kat formunda girdiğimiz şekilde kat oda şeklini giriyoruz. Kat formunda nasıl dikdörtgen diye şeklinde demiştik. Orada da dikdörtgen ve farklı şekillerden onları giriyoruz. Kat formlarında, oda formlarında girdikten sonra binanın aydınlatmasını istiyor her bir oda için. Projede olan aydınlatma verilerini istiyor programımızdan. Yani hangi odada kaç wattlık lamba kullanılmış, hangi tür lamba kullanılmış. Lambayı açmak için kullandığımız elektrik düğmesi, manuel mi, otomatik mi açılıyor veya bunları program soruyor. Bunlar da aydınlatmayı etkileyen önemli parametrelerden aydınlatma performansını. Bütün bunları girdikten sonra binanın en dış yüzeyindeki pencere ve kapıları giriyoruz. Çünkü dış yüzeydeki pencere ve kapılar sızdırmazlık açısından iyi performans göstermediği sürece çok fazla enerji harcamak zorunda kalıyor bina. Çünkü dışarıdan gelen soğuk hava kütlesini içeriye aldığı için, pencere kenarlarından sızan soğuk hava kütlesini içeriye aldığı için içeride o soğuk havayı ısıtmak için ekstra bir maliyet harcanacak, ekstra bir enerji harcanacak. Bu da enerji performansını olumsuz etkilemekte. Bu yüzden pencere ve kapılar, özellikle dış cephedeki pencere ve kapılar önemli. Bütün bunları girdikten sonra binanın çatı kısmına giriyoruz. Çatı kısmında yine aynı şekilde hangi malzeme kullanılmış, ısı yalıtımı var mı yok mu? Bunları girdikten sonra binanın geometrik kısmı bitiyor. Binanın mekanik kısmına giriyoruz bundan sonra. Mekanik kısmında binanın ısıtma sistemini, soğutma sistemini, sıcak su ve havalandırma sistemini giriyoruz. Burada programın bizden istediği şeyler, bunlar merkezi sistemle ısıtılıyor, merkezi olmayan sistemle ısıtılıyor. Veya ısıtma için hangi tür kazanlar kullanılmış, ısıtma için kullanıldığı yakıt hangisi, doğalgaz mı, katı yakıt mı, farklı çeşitler mi? Bütün bunlar mekanik kısmına da tek tek giriliyor. Mekanik kısmını da tamamladıktan sonra binadaki bütün verileri girmiş oluyoruz ve program sistem hesaplamaya hazır hale geliyor. Bundan sonra hesaplama aşamasına geçiyoruz. Hesaplamaya geçtiğimiz zaman program kendisi hesaplıyor. Belirli formüller içerisinde zaten program kendisi yapıyor bunu. Hesapladıktan sonra bize bir ön çizelge geliyor. Programın bize sunduğu bir çizelge. Bu çizelgede binanın enerji performansını görebiliyoruz. Burada enerji performansı D, E, E, F gibi C'nin altında çıkması durumunda program onay vermiyor enerji kimlik belgesinin orijinal haline gelmesinde. Yani enerji kimlik belgesinin son halini alabilmemiz için binanın C sınıfı ve yukarısı olması lazım. Aksi takdirde enerji kimlik belgesinin son halini, onaylı kısmını alamıyoruz. Sadece ön çizelge olarak görebiliyoruz binanın enerji sınıfının hangi sınıf olduğunu. Hangi binalar bu kapsamın dışında kalıyor? Enerji kimlik belgesinden muaf olan binalar, ibadethaneler, ısıtma soğutma sistemi gerektirmeyen depolar, ahır, ardiye gibi yapılar ve geçici olarak yapılan yapılar, yani kullanım süresi 2 yıldan az olarak tasarlanan yapılar enerji kimlik belgesi almak zorunda değil. Bunun dışındaki yapılar enerji kimlik belgesi almak zorunda. Enerji kimlik belgesi bu binanın hangi aşamasında alınmalıdır? Ne zamana kadar geçerlidir peki? Enerji kimlik belgesi binanın projelendirme aşamasından, ruhsat aşamasından iskan aşamasına kadar, yani ilk aşamasından son aşamasına kadar olan süreç içerisinde alınabilir. Belediyeler genellikle iskan aşamasında enerji kimlik belgesini sorduğundan dolayı yapı sahipleri iskan aşamasına yakın bir zamanda enerji kimlik belgesini talep ediyorlar. Fakat daha önce almasında da bir sakınca yok. Yani proje aşamasında da enerji kimlik belgesini alabilir. Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren 10 yıldır. Fakat enerji kimlik belgesini aldıktan sonra bina içerisinde büyük bir tadilat yapmışsa, mekanik sistemlerinde büyük tadilatlar yapmışsa veya dış kabuğunda, ısı yalıtımında tadilatlar yapmışsa enerji kimlik belgesini tekrar alması zorunlu yönetmelik gereğince. Mesut Bey, sizden enerji kimlik belgesi almak isteyenler tam olarak ne yapmalıdır? Enerji kimlik belgesi almak isteyen yapı sahipleri bizlere mail yoluyla projelerini göndermeli veya kargo yoluyla, eğer bilgisayar ortamında yoksa projeleri, kargo yoluyla projelerini göndererek enerji kimlik belgelerini hazırlatma talebinde bulunabilirler. Onlar gönderdikten sonra projelerini biz enerji kimlik belgelerini hazırlamak üzere sisteme giriş yapıp enerji kimlik belgelerini hazırlıyoruz ve kendilerine kargo yoluyla gönderiyoruz. Eğer İstanbul içindeyse kendimiz teslim ediyoruz. İstanbul dışındaysa kargo yoluyla gönderiyoruz kendilerine. Bizlere mimari projesini, mekanik projesini, elektrik projesini ve eğer varsa ısı yalıtım projesini göndermesi gerekiyor. Mesut Bey, çok teşekkür ederiz. EKB mühendislik olarak bize çok önemli bilgiler sundunuz.
Biz teşekkür ederiz. EKB Mühendislik olarak Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. Enerji kimlik belgesi ve danışmanlık konusunda. Bunları yaparken sizlerin de aracı olması bizleri mutlu etti. Sizlere de biz teşekkür ediyoruz ayrıca. Sayın seyirciler, bugün Sefaköy'deydik EKB Mühendislik'te. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.